TV Bu Spor ekranlarından mutlu akşamlar sevgili basketbol severler. Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesi Ankara'da BOTAŞ'la Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankara Spor salonundayız. Ankaralılar bu akşam basketbola doyuyorlar. Bu maçtan önce yine bu salonda Türk Telekom'la Galatasaray erkek basketbol takımları karşı karşıya gelmişti. Şimdi de Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'la Galatasaray'ın sahne alma zamanı. Birazdan mücadele başlayacak. BOTAŞ 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle haftaya 4. sırada girdi. Galatasaray 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. basamakta 12. haftayı açıyor ve Ankara Spor Salonu'ndaki bu keyifli mücadele az sonra siz basketbol severlerle buluşacak. İki takımın oynadığı son 20 maçta 16 Galatasaray galibiyeti, 4 BOTAŞ galibiyeti var. Bakalım bu akşam nasıl bir mücadele bizi bekliyor olacak. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. BOTAŞ Galatasaray mücadelesi için karşınızdayız. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta mücadelesi birazdan başlayacak. Biz de bu maçı Ali Kavaklıoğlu'yla birlikte sizlere aktaracağız. Hocam, BOTAŞ üst üste 2 galibiyet aldı buraya gelirken. Galatasaray ise son 2 maçını kaybetti. Sezonun kritik maçlarından bir tanesine başlayacağız biraz sonra. Neler bekliyorsunuz maç öncesi, neler söylersiniz? Evet, söylediğin gibi son iki haftayı kaybeden Galatasaray'la son iki haftayı kazanan BOTAŞ Ankara'da karşı karşıya geliyor. BOTAŞ'ın kaybettiği 3 maç var. Skor tabelada kendinin üstündeki ilk 3 takıma kaybetti. Hatay, Çukurova ve Fener'e kaybetti. Galatasaray'da Fenerbahçe, Beşiktaş, Çukurova, Hatay ve Mersin Büyükşehir Belediye'ye kaybetti. Bugün ben kısa oyuncuların, yani topa yön veren oyuncuların göstereceği, sahada göstereceği performans çok önemli diyorum. Galatasaray'da Moria Jefferson ve Işıl Albe'nin, BOTAŞ'ta da Gerald Lloyd ve Olcay Çakır Turgut'un topa yön verecek bu ikili oyuncuların göstereceği performans bence maçın kaderini etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii ki içeride BOTAŞ, Elizabeth Williams çok kuvvetli ve çok reboundçu, blokçu, sayısı da olan, yani sayıya yönelik olan bir oyuncu. Öbür tarafta Galatasaray'daki uzun bu nasıl durduracak Elizabeth Williams'ı, onu da göreceğiz. Bu güzel, arada güzel bir maç bekliyorum. Beşleri belli oldu bu arada. Evet. Hemen aktaralım, sonrasında devam edelim konuşmaya. BOTAŞ'ın ilk beşi Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat, Tiana Krivacevic, Civel Lloyd ve Elizabeth Williams. Galatasaray'ın beşi Sinem Ataş, Işıl Alben, Faria Abdi, Victoria McCauley ve Moria Jefferson. Tabi BOTAŞ'ta eksik de var. Özellikle takımın önemli parçalarından biri Claudia Cuic bu maçta görev yapamayacak. Onun yokluğunda nasıl bir etkileşim içinde olur BOTAŞ? Nasıl etkilenir bu durumdan? Claudia BOTAŞ için çok önemli bir oyuncu. Dün akşamki son antrenmanda ayak bileğinin burkulduğunu söyledi yöneticiler. Tabii ki çok önemli. Ama BOTAŞ'ın kadrosu Galatasaray'a göre bench daha zengin gibi. Bence çok fazla da etkilemeyecektir BOTAŞ'ı diye düşünüyorum. Dediğim gibi içeride Elizabeth Williams ve dışarıda Gerald Lloyd ve Olcay Çakır Turgut'un, tabii ki içeride yine Krivacevic'in 4 numaradan, yüksek posttan, orta mesafeden bulacağı şutlar ve bulacağı sayılar BOTAŞ için çok çok değerli olacak. Tabii karşıda da çok önemli oyuncular var Galatasaray'da. Özellikle Işıl Albe'nin, Moria Jefferson, bunlar çok çok değerli oyuncular. Bakalım, güzel bir oyun bekliyorum inşallah. Türbünlere gelen seyirciler, televizyonun başında maçı seyreden seyircilerimiz de güzel bir maça şahitlik ederler. BOTAŞ kendi sahasında burada Ankara'da oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı. İç sahadaki performansı ve kazanma rasyosu oldukça yüksek ev sahibi takımın. Galatasaray ise deplasmanda oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Dolayısıyla iç dış dengesinin de iki takım adına pozitif ivmeyle ortaya çıktığı bir durum söz konusu. Bakalım nasıl bir
Maç bizleri bekliyor olacak. BOTAŞ geçen hafta Gündoğdu Adana Basketbolu 79-53 mağlup etmişti. Galatasaray Mersin Büyükşehir Belediye'ye 78-71 mağlup olmuştu. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından deplasmanda bakalım şimdi neler olacak. Artık yavaş yavaş hava atışına doğru geçiyoruz. Ankara Spor Salonu'nda 12. haftanın en kritik maçlarından biri başlamak üzere. McAuley ile Elizabeth Williams hava atışına çıkacaklar. Maçın hakemleri Fatih Güler, Egemen Ercan ve Halil Erkoç bu mücadeleyi yönetiyorlar. Son kontroller maç öncesinde yapılıyor. Maç başlamadan önce de hemen bir küçük top testi gerçekleşiyor bu arada. Tabii iki takımın da ülkemizi Euro Cup'ta Avrupa basketbolunda temsil ettiklerini de hatırlatalım. Ankara'da artık mücadele başlamak üzere. İki genç koç bu arada. İki İstanbullu koç değil mi? Galatasaray'da Efe Güven, BOTAŞ'ta da Ender Kaya. Hava atışı yapıldı. İlk hücum ev sahibi BOTAŞ'tan geliyor. Olcay Çakır Turgut kaybetti topu. Işıl Alben. Işıl destek bekledi. İçeri indirdi. Top Sinem Ataş'a inerken hemen bir müdahale. İki milli oyuncu ilk pozisyonda karşı karşıya geldi Olcay'la Işıl. Kadın basketbolunun da en önemli temsilcilerinden Türkiye'de. Adam adama savunmayla başladı iki takımda. Baskı esnasında Moria Jefferson'a faul yapılıyor. Kübra Erat orada savunmadaydı. Faul çalınmadı ama herhalde. Çalındı mı? Evet, faul çalındı. Evet. Kübra ilk faul yaptı. Evet. Işıl Alben topu oyuna sokacak. Galatasaray'da. Işıl aldı yine. Moria Jefferson yaklaştı ona. McAuley perdeye çıktı. Işıl içeri yöneldi. İki sayılık atışı isabetli. Işıl Alben maçtaki ilk basketleri buluyor. Kübra Erat, Elizabeth Williams, Lloyd, Olcay Çakır Turgut, Williams perdeye çıktı. Olcay içeri yöneldi. Olcay Williams'a indirdi ama Işıl Alben pas arası yapıyor orada. BOTAŞ hücumu devam edecek. 8 saniye var hücum süresinin sonuna. Olcay topu kenardan oyuna sokacak. BOTAŞ da indirdi Williams'a. Williams kontrol edemedi ilk anda. 5 saniye kaldı. Krivacevic 3 sayılık atışı isabetli. 3 sayılık basket. Söylediğim atış mı? Evet. Krivacevic'in bu şutları var. Buna Galatasaray bakalım nasıl bir önlem alacak. McAuley de orta mesafeden evet yanıt veriyor. Bu da çok değerli. Tabii 5 numaradan gelen bir uzak mesafe atış. 14,5 sayı ortalaması var. Victoria McAuley'nin aynı zamanda 8,2 rebound ortalaması. Bu iki departmanda Galatasaray'ın en iyi oyuncusu McAuley. Geçen sene Olympiakos'ta oynuyordu. Bu sene Galatasaray'a transfer oldu. Avrupa Kupası'nda da 15 sayı 6 rebound ortalamayla oynadı. Jefferson, Işıl Alben, Olcay'ın üstünden üçlüğü isabetli değil. Rebound mücadelesi Elizabeth Williams el uzattı ama McAuley orada hücum reboundunu bırakmadı. Riskli bir pas. Kübra giremedi araya. Moria Jefferson önü açıldı ama yüksekten bırakmak istedi. Airball oldu kaldı herhalde. Değil mi? Atışı kısa kaldı. Moria Jefferson aslında istediği bir boşluğu bulmuştu tepeden. Gözyaşı damlası atmayı biraz alçaktan tercih kaldı. Etti. Evet. Light topu taşıyor. BOTAŞ'ta. Civel Lloyd. Elizabeth Williams dışarı çıktı. Lloyd içeri yöneldi. Williams'a indirmeye çalışıyor. Müthiş bir mücadele var pota altında. Maçın hakemi de o paylaşılamayan top esnasında düdüğünü çalıyor. Tabii Elizabeth Williams ilk anda topu alamayınca. Top BOTAŞ'ta. Yok, Galatasaray'da. Burada 3 oyuncu bir top için kıyasıya bir mücadele ortaya koydular. Williams 2 topu da kullanamadı. İçeriye indirilen 2 topta başarılı olamadı. Bunda tabii Galatasaray'ın savunmasında önemi var. Biraz da alçaktan geldi öyle sanıyorum. Evet, toplar. Evet. Uzun oyuncuya böyle yerden aşağıdan pas verirsen çok fazla
biraz sıkıntı yaşıyorlar tabii. Bu arada 4 saniye. Uçula iyi savunma geldi. 3 sayılık atış isabetli Galatasaray'da. Faryab diye 3 sayılık basketi buluyor. Kırvaça 3'e karşılık verdi Faryab'de. Jewel Lloyd. Krivacevic içeri yöneldi. Jefferson kapattı onun açısını. Olcay Çakır Turgut. Williams'a indirdi. Williams topu aldığı anda faul var. Yerde geldi faul. Ya bu Elizabeth Williams'ın bu pozisyonda savunmasını eğer Galatasaray yani önüne geçebilir, yarım önden alabilir. Yoksa sıkıntı yaratır Elizabeth Williams içeriden Galatasaray'a. Olcay topu oyuna soktu. Olcay içeri indirdi. İyi savunma Jefferson'dan. Oyun devam ediyor. Işıl Alben. Işıl içeri indirdi. Olcay pas arasını yapıyor. Sonrasında da faul geldi. Faryab diyor orada. İkinci faulü. Faryab'ın ikinci faulü oldu. Daha üçüncü dakika ve değişti. Litvanyalıyla. İki faul olunca kenara geliyor. Grigalauskaitis oyunda. Şimdi Kübra topu oyuna sokacak. Çok erken bir faul oldu Faryab Abdi için. Koç henüz Efe Güven de hemen kenara aldı onu. 3 dakikada 2 faul almış evet. Oldu Faryab Abdi. Olcay Çakır Turgut. Krivacevic dışarı çıktı. Olcay 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundunu Sinem aldı Galatasaray'da. Moria Jefferson. Jefferson hemen taşıdı. Işıl'ı buldu. Işıl tekrar Moria Jefferson. McAuley. Sinem içeri girdi, dışarı çıkardı. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Moria Jefferson, McAuley perdeye geldi. Moria Jefferson. Grigalovski de 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu Lloyd'da. Lloyd. Krivacevic dışarı çıkardı. Olcay Çakır Turgut. Krivacevic. Orta mesafesi isabetli değil. Grigalovski de savunma reboundunu aldı orada. Moria Jefferson perdeden çıktı, içeri girdi. 2 sayılık atışı Moria Jefferson'ın isabetli değil ama Grigalovskaya da oyuna girer girmez kritik reboundlar alıyor. Asisti de yaptı McAuley'e. Bu arada skor da 9-3'e geldi. Botaş hücumda sıkıntı yaşıyor. Grigalovskaya da oyuna girdikten sonra pozitif etki etmeye başladı. Faryab Abdi'nin yerine girmişti oyuna. Işıl'ın Olcay'a yapmış olduğu baskı Galatasaray adına çok değerli. Olcay, Işıl Alben karşısında. Williams'a indiremedi. Şimdi Krivacevic indirdi. Williams atışında isabet yok. Kolay bir basketi kaçırdı Williams. İyi başlayamadı maça. Işıl Alben. Evet. Işıl. Sinem'le oynadı. Bir kez daha aldı. Olcay karşısında. Grigalovskaya perdeye çıktı. Işıl açtı önünü. Orta mesafesinden isabeti bulamıyor. Elizabeth Williams. Rebound aldı. Olcay. Olcay indirdi. Krivacevic faul. McAuley faul yapıyor. İki atış kullanacak. Krivacevic. Botaş bu bölümde hücumda, üretimde biraz zorlandı. Evet, sıkıntı yaşadı. Elizabeth Williams'ın içeriden çok kolay iki sırtı dönük oyunundan sayı çıkmayınca 3 sayıda kaldılar tabii. 5 dakikada 3 sayı Botaş için biraz sıkıntılı bir durum. Sinem kenara geldi Galatasaray'da. İrem Naz Topuz onun yerine oyuna dahil oldu. Şimdi Krivacevic 2 serbest atış kullanıyor. İlk atışı isabetli. Botaş'ın 4 sayının tamamında. Bir üçlük yukarıdan. Şimdi serbest atışlardan da 2 sayı buldu. 5 sayının 5'i de Krivacevic'ten geldi. Krivacevic 5, Galatasaray 9. Moria Jefferson. İrem Naz topuz bıraktı. McAuley indirdi içeri. Jefferson ayağa kaydı. Grigalovskaya yaklaştı ona. McAuley. Elizabeth Williams sırtında. McAuley yaklaştı potaya doğru. Steps mi var? İçeri doğru hareketlendiği anda da savunma faulü çalınıyor. Hakem arkadaşlardan birisi aslında Egemen dipte steps çalacak gibi oldu ama Fatih'in faul daha önce çaldım dedi. Ve mola. Mola sonra birlikteyiz.
tekrar birlikteyiz. Galatasaray'ın 9-5'lik üstünlüğü var mücadelede. Özellikle hücumu biraz daha homojen dağıtmayı başardı Galatasaray şimdiye kadar. Potaş hücumları genelde Krivacevic üzerinden sonuca ulaştı. Elizabeth Williams'ın da aslında Elizabeth'e kadar... içeriye topu indirdiler ama Elizabeth bu indirilen topları sayı yapamadı. Tabii Gerald Lloyd Potaş da çok önemli bir oyuncu. Yani takımın sayı lideri. O da daha topu çembere atmadı herhalde. Değil mi? Yani 5 evet. dakikada. Ama yani Botaş'ın silahları biraz sonra devreye girebilir, hücum silahları. Galatasaray şu anda gayet iyi ofenste. İstediklerini yapıyor. Dediğimiz gibi topa yön veren Işıl ve Moria Jefferson gayet iyi bir şekilde yönetiyorlar takımlarını. McAuley ikinci atışını kaçırdı. Zivel Lloyd. Olcay'ı yanına istedi. Olcay Çakır Turgut. İrem Naz topuz karşısında. Krivacevic perdeden çıkmaya çalışıyor. Lloyd. Üç sayılık atışı Lloyd'un isabetli. Dediğiniz buydu herhalde. Evet, Lloyd'un duydu. Üçlüğü başarılı. Skorer bir oyuncu. Gerald Lloyd. 10'a 8 oldu durum. Işıl Alben'le Galatasaray hücumu. Moria Jefferson'a iyi savunma geldi Kübra'dan. Kübra evet. McAuley içeri girdi, dışarı çıkardı. Grigalos Gaite şut kullanmadı. Işıl. 4 saniye. Perde çağırdı. Işıl. Grigalos Gaite içeri indirdi. Hücumun son saniyesi 24 doldu. Saniye süresi doluyor. Evet. İyi savunma geldi Botaş'tan. Litvanyalı oyuncu aslında yukarıda tepede o ilk top geldiğinde atabilirdi ama pas vermeyi deneyince 24 saniye oldu. Ki Işıl da boş değildi orada yanında. Evet. Evet. Veyahut da Işıl içeri gidebilirdi. Bir drive edebilirdi. Olcay iyi baskı geldi Olcay'a. Işıl Alben indirdi. İrem Naz topuz potaya gidiyor. İrem Naz topuz faul. İki atış kullanacak İrem Naz. Olcay Çakır Turgut faul yapıyor. Özellikle Olcay topu çıkarırken ikili baskılar maçın başından itibaren geliyor. Evet. İrem Naz da çok yetenekli genç oyuncularımızdan. Dizine de hafif bir darbe aldı orada. Ama evet. Herhalde bir şey yok. Şimdi çizgiye geliyor İrem Naz topuz. İlk atışı isabetli. İrem Naz 2'de 1 atıyor. Cival Lloyd. Olcay. Olcay Çakır Turgut. Krivacevic yaklaşıyordu, ona vazgeçti. Şimdi aldı Krivacevic. Kübra. Elizabeth Williams. Lloyd. 3 sayılık atışı Lloyd'un isabetli değil. Savunma ribandı McAuley'di ama McAuley topu kaybetti. Olcay Çakır Turgut destek geldi Lloyd'dan. Lloyd bomboş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi orada, top ışılda kalıyor. 2 iyi şut şansı buldu Lloyd. Kaçırdı. Hiç tereddüt etmiyor yani. Alır almaz. Umun NBA'de de böyle. Işıl Alben. McAuley. İrem Naz topuz. İrem. Yine 3 saniye. 2 saniye. İyi savunma geldi yine. 2 saniye kala atışı İrem'in isabetli değil. Hücum reboundu geldi. Şimdi McAuley el üstünden isabeti buluyor. McAuley. 13-8. McAuley orayı işlemeye devam ediyor. 7. sayısını buldu. Maçın en skorer ismi McAuley. Kübra. Elizabeth Williams içeri doğru devrildi şimdi. Jewel Lloyd. Kübra. 3 sayılık atış. İsabetli. 3 sayılık basket Kübra Erat'tan. Botaş. Botaş dışarıdan hücum etmeyi tercih ediyor. Hem Krivacevic, hem Lloyd, hem Kübra. Evet. Yayın dışından basketler buldular. Grigalos Kaite. Grigalos Kaite top elinde kalınca kaldırdı ama isabeti buldu o da. Krivacevic'in üstünden hem de. Dışarıdan üç ısınmaya sayılık, başladı iki takım da. 3 sayılık bir atış oldu. 13-11. Olcay. 16-11 mi oldu? Evet. 16-11. Fark 5 sayı Olcay Çakır Turgut. Olcay içeri yöneldi. Baskı bir var. Top Olcay'ın kaybı. Topuna top kaybı. Işıl Alben. İrem Naz topu istedi. Moria Jefferson 3 sayılık atışı isabetli değil. McAuley topu aldı. Baskı var.
Galatasaray hücumu devam edecek. Bu arada Botaş'ta. Melis oyuna giriyor Botaş'ta. Krivacevic kenara alındı. Galatasaray'da da Moria Jefferson kenara geldi. Şerif Alperi Onar. Alperi Onar oyunda. Oyunda. Işıl Alben indirdi içeri. Grigalovskaite içeride topu aldı. Sonrasında bir ters ayak ve basket. Grigalovskaite'den. Üstünden kolay bir basket oldu, evet. Ve bu arada 7 sayı oldu farkta. Melis Gülcan. Olcay yaklaştı ona. Olcay Çakır Turgut. Elizabeth Williams devrildi. Olcay. Lloyd'u buldu. Lloyd 3 sayılık atışı isabetli değil. Top Alperi'de kalıyor. McAuley. Işıl Alben. Javel Lloyd karşısında. Işıl indirdi McAuley'e. McAuley. Steps itirazları var. McAuley atışı isabetli değil. Williams savunma reboundunu aldı. Elizabeth Williams. Olcay. Olcay Çakır Turgut. Olcay girdi içeri, dışarı çıkardı. Zor top. Top kaybı. Botaş dışarıdan isabeti bulamayınca Galatasaray'da içeriye tabii ki gömülüyor. Elizabeth Williams da farkındaysan kayboldu gitti. Oyunun içerisinde hiç top falan gelmiyor. 18-11. Son 35 saniye ilk çeyrekte. Jefferson. Moria Jefferson. İrem Naz geldi perdesine. McAuley. Işıl. 6 saniye. İrem Naz'ı buldu. İrem Naz 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound. Moria Jefferson orada hücum reboundına çıkmıştı. Ve ancak faul var. Melis'e mi faul? Yok. Çizgi ihlali. Çizgi ihlali var. Çizgi ayağı var. Çizgide. Ayağı çizgide. Galatasaray'da. Evet. Sağ ayağını basmış çekmiş. O kısa boyuyla, kısa boyuyla reboundu da almayı başardı. Eda Şahin'le Grigalovskaya bir kez daha oyunda. McCullough çıktı. McAuley bu bölümde kenara geldi. Moria Jefferson da kenarda. Olcay. Son 5 saniye ilk çeyrekte. Melis indirdi içeri. Elizabeth Williams dışarı çıkardı. Olcay pas fake'i. Son saniyede atışı isabeti değil Olcay'ın. İlk çeyrek sona eriyor. İlk çeyrekte Galatasaray'ın Botaş karşısında 18-11'lik üstünlüğü var. Tekrar birlikteyiz. İlk çeyrekte Galatasaray'ın 18-11'lik üstünlüğü vardı Botaş deplasmanında. Birazdan ikinci çeyrek başlayacak. Özellikle ilk çeyreğinin dikkate değer verilerinden biri reboundlarda. 12-6'lık Galatasaray üstünlüğü var. Botaş'ın hiç hücum reboundu yok maçın ilk çeyreğinde. Galatasaray'ın 5 hücum reboundu var. Şimdi nasıl bir oyun oldu? Botaş dışarıdan sokamayınca Galatasaray içeriye gömüldü. Aldıkları reboundlarla da hızlı oyuncular zaten Işıl ve Moria Jefferson'la topu öbür sahaya taşıdılar. Botaş bu maçta Galatasaray'a veya maçı ortak olması için mutlaka topu içeriden Elizabeth Williams'a indirip oradan oynamaya çalışması lazım. İkinci çeyrekte ilk hücum ev sahibi Botaş'tan gelecek. Melis, Kübra Erat, Büşra ikinci çeyrekte o da oyunda. Büşra içeri kıvrıldı, dışarı çıkardı. Kübra 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde McAuley savunma reboundunu aldı. Galatasaray için içeriği savunuyor, dışarıdaki şutları da bırakıyor. Attıkları toplar aslında Botaş'ların el üstü falan değil. Boş top ama sokamayınca tabii ki Galatasaray'ın yaptığı defans geçerli oluyor. McAuley kaçırdı. Elizabeth Williams rebound aldı ama onun da pası isabetli değil. McAuley araya girdi. Alperi perde çıkışı içeri girdi. Grigalovskaya onun atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi bir anda herkes birbirine fake attı orada. Sonrasında İrem Can mı? Düdük var. İrem Can Topuz değil mi? İrem Naz Topuz. İrem Naz. Galatasaray hücumu orada. O da genç oyunculardan. Devam edecek.
Rebound bir anda Araf'ta kaldı. 3 oyuncu birden birbirine bıraktılar. Grigalovs Kayte. McAuley. McAuley baseline'dan indi. Ters turnike McAuley. Müthiş. Muazzam bir sayı McAuley'den. 9. sayısı oldu. McAuley'i izliyoruz. Şu anda Botaş dışarıdan topu isabet ettiremezse sıkıntı devam edecek. İçeriye bak nasıl içeriye gömülüyorlar. Kübra. Kübra Erat. 3 saniye kaldı. Kübra'nın atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi. Lloyd topa dokundu ama top Alperi'de kaldı. Alperi Onar. Hatalı yürüme itirazı var. Evet. Top taşıma. Top taşıma evet. Top kaybı Galatasaray'da. Bu arada Olcay tekrar oyuna giriyor. Botaş'ta Kübra Erat kenara geldi. Galatasaray'ın yaptığı savunma tabii Botaş'ı dışarıdan şut atmaya zorluyor biraz da. Cival Lloyd, Olcay Çakır Turgut. Elizabeth Williams perdeye geldi. Olcay içeri yöneldi. Olcay turnikeyi buldu. Basketi de yakaladı Olcay Çakır Turgut. Yukarıdaki perdelemeden ilk defa kolay bir basket buldular. İlk çeyreği pek iyi geçmemişti ama ikinci çeyreği iyi açtı Olcay. Moria Jefferson. Moria Jefferson, Grigalovs Kayte. İrem Nastopus. İrem Nastopus bir sağ bir sol. Candan yararlandı. Bravo. Basketi yaptı. İrem Nastopus çok hareketli. Çok genç, çok yetenekli bir oyuncu İrem Nastopus. Hoca da kendisine şans veriyor. Bu şansı değerlendirmesi lazım genç oyuncuları. Genç koçlar genç oyunculara şans veriyorlar. 22-13 Galatasaray üstünlüğü var. Lloyd indirdi içeri. Williams atışında isabet yok. Kendi reboundunu aldı Williams. Sonrasında faul düdüğü geliyor. Elizabeth Williams. Sanki önce bir boş adım var gibiydi ama. Reboundunu aldı. Grigalovs Kayte'nin üstüne Bağır. Gitti. Faul yaptırdı. Bağır. Işıl oyuna giriyor şimdi Galatasaray'da. Alperi kenarda. Elizabeth Williams iki atış kullanacak. İkinci periyotta ilk defa top içeriye indi. Williams'a. 7.8 rebound ortalaması var Elizabeth Williams'ın. Botaş'ın en iyi reboundçusu. Hala skoru yok değil mi? Elizabeth Williams. Evet ilk sayısını buldu. İlk sayısını 13. dakikada buldu. Çıkmadan da oynadı. Işıl Alben. Moria Jefferson. Büşra'yı savundu onu Jefferson. Pekin'e cevap aldı. Dışarı Grigalovs Kayte'ye gelmeden top pas arası ardından da sportmenlik dışı faul Grigalovs Kayte'den. Tabii burada özellikle Melis Gülcan'ın yaptığı baskı araya girmesi ve o sportmenlik dışını da yaptırtması değerliydi. Bu arada Faria Abdi 3. dakikada 2 faul alıp çıkmıştı. İlk defa şimdi 2. periyotta Litvanyalı oyuncunun yerine Grigalovs Kayte'nin de 2 faulü var. Bu arada o da 2 faulü aldı şimdi. Çok çok da zor bir ismi var değil zor mi? Zor bir ismi var evet. Bizi de zor durumda bırakıyor sık sık. Kısaltamadık da bir türlü. Şimdi oyun Botaş hücumuyla devam edecek. Sportmenlik dışı faulden kaynaklanan serbest atışlar kullanıldı. Cival Lloyd topu oyuna sokuyor. Ev sahibi takımda. Olcay Çakır Turgut. Melis Gülcan. Elizabeth Williams. 5 saniye kaldı hücumun sonuna. Olcay içeri girdi sol turnike. Başarılı değil. Olcay şanssız bir an. Ama rebound mücadelesi orada. Işıl'da kalıyor top. Faria Abdi. Alçaktan bir top. Zor bir pas Faria Abdi'den. Bilenmez topuz yakaladı. Faria Abdi. Büşra var sırtında. Sırtını Faria aldı Abdi. Bakalım. Birebir oynuyor. Yardım savunması geldi orada. Faul var. Atıştan önce faul Büşra'ya. O yere düşen topları Işıl oradaysa mutlaka alıyor. Biliyorsun. O çok tecrübeli o konularda. Sezgileri çok güçlü tabii. Tabii yani Türkiye'nin en önemli oyun kurucusu. Faria Abdi. Melis Gülcan savunuyor onu. Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Moria Jefferson sağından gitti. Faul var.
Büşra faul yapıyor. Büşra'dan üst üste iki faul oldu. Krivacevic oyuna giriyor şimdi Botaş'ta. Elizabeth Williams ilk kez kenara geliyor. Evet, bu değişiklik bakalım Botaş'a nasıl bir ivme kazandıracak. Nasıl bir şey yapacak. Moria Jefferson önü boş kaldı bir anda. Jefferson potaya gitti, isabet bulamadı Moria Jefferson. Olcay. Olcay'ın pası. Melis içeri yöneldi. Melis Gülcan basketi buluyor. Çok çabuk gitti potaya. Hemen potanın dibinde bitti Melis Gülcan. Farkı da 5'e indirdi. Moria Jefferson. Işıl Alben çıktı perdeden. Büşra savunuyor onu Işıl. McAuley tepede yalnız kaldı. Işıl fake'ine de cevap aldı ama Krivacevic bloğa gitti orada. 2 saniye kaldı, top kaybı. Olcay hızlı hücum şansı. Melis. Melis Gülcan turnikesi başarılı değil. Melis. Aslında kaçırdı boş turnikeyi. Fahriye Abdi bıraktı. Çünkü 3. foul'ünü alabilirdi. Oraya Jefferson. İrem Nasopus Jefferson'ı boşalttı. Jefferson 3 sayılık atışı isabetli. Moria Jefferson. İrem Naz'ın bu sayı. 3 sayılık basket buldu ama tabii İrem Naz. Çok müthiş bir içeri drive edip dipte boş bıraktı takım arkadaşını. Jefferson'ı bomboş o topu attırdı. Olcay. Olcay Çakır Turgut. Cival Lloyd. Lloyd içeri girdi. Potaya gitti Lloyd. İyi savunma geldi ona. Top kaybı Cival Lloyd'dan. Şimdi İrem Naz topu. Hızla rakip yarı sahaya geçti İrem Naz. İrem Naz. Melis Gülcan baskı yapıyor ona. İrem Naz indirdi. Fahriye Abdi. Atışı isabetli. Fahriye Abdi Lloyd'un üstünden basketi buluyor. Galatasaray farkı 10 sayıya çıkardı. İsveç pasaportlu biliyorsun Fahriye Abdi. Evet, yine dışarıdan attılar ve koç Önder Kaya hemen molayı işaret etti. Işıl Alben. McAuley perdede. Işıl. Fahriye Abdi. Melis Gülcan'la birebir oynuyor. Fahriye Abdi. İki sayılık atışı isabetli değil. Melis savunma reboundunu aldı ama Işıl hemen geldi orada. Söktü aldı topu elinden. Işıl Alben. Uzun oyuncu topu aşağı indirdiği an kısa oyuncu için bir şans doğuyor. Işıl da bunu çok iyi kullanıyor tabii ki. Moria Jefferson. İndirdi içeriği. McAuley dönerek atışı. Bu da isabetli. McAuley basketi buldu. Fark 12 sayıya çıkıyor. 29-17. Galatasaray hücumda istediği her şeyi yaptı. Az sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Galatasaray'ın 29-17'lik üstünlüğü var. Fark 12 sayıya çıktı. McAuley'nin de çift taneye ulaşan ilk oyuncu olduğunu hatırlatalım. 11 sayıyla oynuyor. McAuley, Galatasaray bu bölümde oyunun doğrularını daha fazla yapan taraf. Şimdi sahanın içerisinde Işıl Alben varsa, Moria Jefferson varsa, onlara İrem Naz Topuz çok iyi eşlik etti. McAuley'e de sayıları atmak kaldı. 11 sayıyla şu anda sahanın en skoreri. Botaş'ın hücum sıkıntısı hala devam ediyor. Bakalım mola dönüşünde nasıl geri gelecek Botaş. Elizabeth Williams'a geri geldiler. İlk Williams sahiçi basketi buldu. Williams'ın. Alperi. Alperi içeri girdi. Çok hızlı. Alperi Onar. Çok hızlı gitti potaya. Basketi yaptı. Uzunların arasına girdi ve cesaretle de attı turnikeyi. Kübra Erat geri döndü. Olcay Çakır Turgut. Elizabeth Williams. Melis. Melis içeri gönderdi. Elizabeth Williams. McAuley ile birebir oynuyor. Orada foul. Yardım gitti ama foul. Alperi'ye foul çalındı. Foul çalındı, evet. Şimdi kenardan top oyuna sokulacak. İçeriye verilen topu hemen guarddan Alperi yardıma geldi yukarıdan. Çünkü yukarıdan yani topu sokamayınca Botaş oradan da yardım yapıyorlar. Olcay. Melis hücum topu aldığı foul. Anda hücum faul. Kolu açıktı Melis'in. Hücum faul kararı çıkıyor. Bir kez daha görüntüye geliyor pozisyon. Sol koluna hücum faul çalındı Melis'in.
ardından da Galatasaray molası. Az sonra birlikte olacağız. Galatasaray'ın 31-19'luk üstünlüğü var BOTAŞ karşısında. 3,5 dakika ilk yarının sonuna Galatasaray molası sonrasında. Sarı Kırmızılılar oyuna başlıyor Işıl Alben'le. Alperi Onar önde baskı var BOTAŞ'tan. 3 kişiyle önde baskı ama topu çıkardı Galatasaraylı oyuncular. Işıl. Işıl Loyton'u savunuyordu. Farya Abdi. Farya Abdi Melis'le birebir oynadı yine. Farya Abdi atışı isabetli. Farya Abdi birebirlerinden aslında tepedeki perdelemeden dışarıya açıldı. Şutu da vardı. Işıl'a da atmam lazımdı diye bir hareket yaptı. Williams ve içeri girdi. Foul. Williams basket bir de foul. Williams'ı biraz daha mobil kullanmaya başladı. BOTAŞ biraz şimdi, daha hareketli kullanıyorlar. Şimdi sırtı dönük oyundan bir şey çıkartamayınca Elizabeth Williams bu sefer yukarıdan drive ederek sayı bulmaya çalıştı. Ve başarılı da oldu. Williams özellikle evet. Tepeden hareketleriyle önce basket çıkardı ikinci çeyreğin açılışında. Sonra da basket faulü buldu. Biraz daha değerli toplu ikinci çeyrekte. Evet, en azından 5 sayı oldu değil mi Williams'ın? Elizabeth Williams 6. sayısını da yaptı. Tam sağ pres. Bu arada Galatasaray'dan oyuncu değişikliği. Sinem oyuna giriyor. İrem Naz kenara alındı. İrem Naz çıktı. Tam sağ baskı devam ediyor BOTAŞ'tan. Işıl topu oyuna soktu Alperi. Yine 3 kişiyle baskı var. Işıl Alben. Işıl hızla çıkardı topu. Farya. Son saniyede çıktı. Farya Abdi. Alperi. Alperi de Moria Jefferson'ın rolünü şu ana kadar gayet güzel bir şekilde yaptı. Farya Abdi 3 saniye kaldı. 2 saniye. Fake. 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık basket Sinem'den. Farya Abdi Sinem önce fake sonra pas. Sinem de yine girdi. Girer evet. Girmez basketi buldu o da. Fark 14 sayıya çıktı. Olcay. Evet. Hemen Olcay yardım geldi. Bak, hemen orada ikili sıkıştırma. Melis potaya gidiyor. Melis Gülcan sol turnikeyi kaçırdı Melis. Çok müsait pozisyonda aslında. Alperi. 5'e 4 kaldılar. Farya Abdi steps. İçeri hareketlendi. Hatalı steps. Yürüme. Farya Abdi kolay bir top kaybı yapıyor. Bir kez daha görüntüye geliyor pozisyon. Adım aldı. Hatalı yürüme yaptı Farya Abdi. Kübra. Elizabeth Williams. Kübra Ayrat. Lloyd. Melis. Fake. İçeri girdi Melis Gülcan. Dışarı çıkardı zor top. Son anda yakaladı Kübra. 4 saniye kaldı. 3 saniye. 2 saniye. Atış. Kübra el üstünden. İsabetli değil. Savunma reboundu McCauley'de. Hızlı hücum şansı. Işıl Alben. Sinem. Sinem biraz yüksekten gönderdi Alperi'ye. Alperi beklemiyordu o topu. Şimdi 3'e 1 hücum. Elizabeth Williams. Bomboş kaldı Melis. 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu Sinem'de. BOTAŞ ısrarla yayın gerisinden hücum etmeye devam ediyor. Işıl Alben. Halbuki bak geride kim vardı? Farya Abdi. 2 faulü var. Üstüne gidip yani dokunmayacaktı ama üçlüyü tercih ettiler. Işıl 2 sayılık atışı isabetli değil. Olcay savunma reboundunu aldı. Olcay Çakır Turgut. Baskı var Alperi'den. Faul. Takım faulü dolu. 2 atış olacak. Doğru mu? Evet. Olcay. Çizgiye geliyor şimdi BOTAŞ'ta. Son 1 dakikadayız. İlk yarıda. Olcay Çakır Turgut. 2 serbest atış kullanıyor. 71.1 sayı ortalaması var. Şu ana kadar oynadığı maçlarda BOTAŞ'ın. Ama ilk yarı itibariyle son 1 dakikaya giriyoruz. Sayıdalar. Hücum sıkıntıları devam ediyor. 11 ilk çeyrek. 13'te ikinci çeyrek. Değil mi? 55 saniye var. Evet, Galatasaray molası. Mola dönüşü tekrar birlikte olacağız.
Son 56 saniye ilk yarıda Galatasaray'ın 36-24'lük üstünlüğü var. 12 sayılık fark. Artık son bölüme giriyoruz. Şöyle genel bir ilk yarı değerlendirmesi yapacak olursak kısaca neler söylersiniz? Botaş hücumda bir türlü istediği performansı ortaya koyamadı. Özellikle Elizabeth Williams'ın sırtı dönük oyunlarından bulduğu sayıları bu sefer bulamadılar. Şimdi onlar da tam sağ presle oyunun temposunu artırmaya çalışıyorlar. Bakalım. Evet. Lloyd araya girdi. Lloyd faul. İki atış kullanacak Lloyd. Evet, önde baskı işe yaradı bu kez. Botaş'ta. Evet. Başka şu anda çaresi kalmadı tabii Ender'in. Yani mutlaka yani oyunun gidişatını değiştirmesi lazımdı. Elde de şu anda tabii ki tam sahada pres var. İrem Nastopuz, Sinem'le şimdi değişiyor. Cival Lloyd da iki serbest atış kullanacak. Lloyd 14.4 sayı ortalamasıyla Botaş'ın en skorer oyuncusu. Evet. 12. haftaya girerken. Galatasaray 3 tane kısa oyuncuyu da oyuna aldı. Jefferson, İrem Naz ve Işıl. Yine önde baskı var Botaş'ta. Kübra ya. Giremedi araya. Muriye Jefferson. Jefferson Faria Abdi'yi buldu. Işıl Alben. McAuley yaklaştı ona. Işıl atmadı. Moria Jefferson. Fake. Sinem. Atışı isabeti değil. İrem Naz düzeltiyorum. İsabeti bulamadı. Şimdi Melis Gülcan. Melis. Olcay Çakır Turgut. İçeri girdi Olcay. Turnikesi başarılı. Olcay Çakır Turgut. Sol turnikede isabeti buluyor. Son 10 yine önde saniye. Baskı. Botaşlı oyuncular yine prese başladılar. Işıl Alben. Son topu kullanacak. 10 saniye var ilk yarının sonuna. McAuley alır almaz isabeti buluyor. McAuley orta mesafesinde. 13. sayısı. İlk yarınında son basket oldu. McAuley'nin sayısı. Bir deneme geldi uzak mesafeden ama isabet yok. İlk yarı 38-28 sona eriyor. İkinci yarı için tekrar karşınızda olacağız. İkinci yarı için karşınızdayız. Galatasaray ilk yarıyı Botaş önünde 38-28 önde tamamladı. Birazdan maçın ikinci yarısı başlayacak. 10 sayılık fark var. Botaş'ın özellikle hücumda organize olamadığı an sayısı bir hayli fazlaydı. Reboundlarda 23-12'lik Galatasaray üstünlüğü var ve Botaş ilk yarı boyunca sadece bir hücum reboundu alabildi. Hocam neler söylersiniz? Zaten istatistikte bu 10 sayılık farkı gayet net bir şekilde gösteriyor. 7 hücum reboundına 1 hücum reboundu artı Botaş 12 3 sayılık atış kullanmış. Bunlardan 3'ünde isabet var. Yani %25 ile kendi sahanda üçlük atıyorsun. Galatasaray 8'de 4 %50. Tabii Botaş'ın sayıları Ali dikkat edersen serbest atıştan 11'de 9. Yani 28 sayının 9'unu serbest atışlardan buldu. Galatasaray ise sadece 4 kere çizgiye gitti ve 4'te 2 ile 2 sayı buldu. Ama reboundlardaki üstünlük bu da tabii şöyle. Yani korakor bir rebound değil. Botaş topu dışarıdan çembere atıyor. Dışarıdan hücum ediyor. Galatasaray da rebound alıyor. Fast break veyahut da işte geçiş hücumu dediğimiz oralardan sayı bulmaya çalışıyor ki McCallum İlk çeyrek 7 sayı, ikinci çeyrekte 6 sayı. 13 sayıyla da maçın en skoreri olmayı başardı. Galatasaray'da hücum anlamında işler hocanın istediğinin de üstünde gidiyor. Ama burada maç başlarken de söyledim. Hem Işıl'ın hem Jefferson'ın topa yön veren bu iki oyuncunun hem top kaybında da hemen bakalım 10 top kaybı yaptı değil mi Galatasaray? Işıl'ın top kaybına hemen bakıyorum bulamıyorum. Evet. Bir top kaybı. Bu çok değerli. Yani tabii topun paylaşılması hususu asist sayılarına da yansıyor tabii, aslında. 11-6. Evet 11 Galatasaray 6 asist Botaş. Botaş tam sağ prese devam edebilir. Bakalım ne olacak. İkinci yarıya Botaş başladı. Gerald Lloyd'un oyuna mutlaka girmesi lazım. Lloyd Olcay
Williams perdeye geldi. Olcay içeri yöneldi. Potaya gitti. Olcay isabet yok. Kendi reboundunu aldı. Olcay Çakır Turgut. Topu da Melis'e aktardı. Olcay İrem Naz topuz karşısında. Olcay Çakır Turgut bir kez daha içeri zorluyor. Olcay atışında yine isabet yok. Top Fahriye Avcı'da kaldı. Olcay iki kez kendi topunda ısrar etti. Potaya kadar gitti ama isabet bulamadı. Işıl Alben. Oraya Jefferson. Jefferson şöyle bir oyunun etrafından döndü. Fahriye Abdi 3 sayılık atışı isabetli. Fahriye Abdi isabeti buldu. En önemli şutu olan 4 numara. Çok değerli. Tabii Botaş'ta da Kovačević var ama Melis'i tercih etti koç. Fahriye Abdi'den de çok önemli bir üçlük geldi. Olcay. Melis sağına doğru geldi. Melis Gülcan. Karşılığı Melis şimdi. Fahriye Abdi'nin. Williams terse döndü. Dipten üçlük isabetli değil. Fahriye Abdi savunma reboundunu aldı. 13'te 3 oldu. İrem Naz topuz. İrem içeri girdi. McAuley el üstünden atışı isabetli değil. Lloyd savunma reboundunu alıyor. Lloyd içeri indirdi. Williams avantajlı yerde aldı topu ama basketi bulamıyor. Bu akşam Williams'ın akşamı değil gibi. Evet. Moria Jefferson. Lloyd savunuyor onu. Jefferson. Fahriye Abdi. İki sayılık atışı isabetli. Fahriye Abdi çok sıcak başladı ikinci yarıya. 2-3-1-2. Üst üste 5 sayıyla 5-0'lık seri getirdi Fahriye Abdi. Galatasaray'a fark 15 sayı. Olcay Çakır Turgut. Lloyd topu aldı ondan. Moria Jefferson karşısında. Lloyd. Melis Gülcan. İçeri girdi Melis. Önü boşaldı Melis. Basketi buluyor. Melis Gülcan. Hareketli bir oyunda basketi buldu. Fahriye abi ters ayakta yakaladı. Güzel bir turnikeyle sayıyı buldu. Işıl Alben. McAuley. Fahriye abi indirdi içeri McAuley. McAuley bir anda hızlanmaya çalıştı. Çok Williams saygı. Topuna müdahale etti. Top son olarak McAuley'den dışarı gidiyor. McAuley'de herhalde ilk top kaybı mı? Yok. Üçüncü oldu. Bu arada İrem Naz topuz yine çok enerjik bir şekilde. Çok enerjik. Ben çok beğendim. Katkı veriyor önde baskıya. Evet. Genç oyuncu. Olcay topu oyuna sokmaya çalışıyor. Pas kanalları kapandı. Williams dışarı çıkmak zorunda kaldı. Olcay hareket halinde. Faul. Olcay potaya gitti. Faul. İki atış. İrem Naz topuz faul yaptı. Olcay iki atış kullanacak. Olcay biraz daha hücumlarda takımı yönlendiriyor ikinci evet. yarıda. Şimdi Williams'ın deminki o sırtı dönük oyundan sayıyı çıkartabilse, Olcay'ın şu turnikesi olsa aslında maç ortada da olabilir ama tabii ki bu serbest atışlar çok çok değerli Botaş için. İlk atışı kaçırdı Olcay. Bu arada Botaş Eurocup'ta E grubundan ikinci olarak çıktı. O grupta birinci Çukurova basketbolu olmuştu. Playoff turunda NBA Moskova ile 3 ve 10 Ocak'ta karşı karşıya gelecek Ankara ekibi. Galatasaray'da Eurocup B grubundan lider olarak çıktı. Galatasaray'da playoff turunda Gernika Biskaya ile 3-10 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. İki takımın da zorlu Eurocup maçları olacak Ocak ayında. Evet. Moria Jefferson. Moria Jefferson potaya gitti. Foul. Yüksekten foul. Bıraktı. Faul var. Foul çaldı. İki atış kullanacak Moria Jefferson. Elizabeth Williams'a çalındı faul. İkinci faul Williams'ın. Moria Jefferson gözünü kararttığında potaya kadar hız kesmeden sürebiliyor. İlk atışında isabeti buldu. Jefferson'ın da dördüncü sayısı. Aslında Fahriye Abdi 12 sayılı oynuyordu. O kadar da dışarıda kaldı yani. Üçüncü dakikada kenara geldi iki faulden sonra. Tabii ikinci yarıyı 5 sayıyla açınca tabii, Fahriye Abdi. Tabii 3-1-2 ile evet. Bir anda 12 sayıya ulaştı. Elizabeth Williams. Olcay Çakır Turgut. Ali Botaş'ta bir durgunluk var. Farkında mısın? Yani bugün hücumda özellikle oyuna bir türlü giremediler. Biraz statik bir oyun var bugün. 14'te 3 oldu bu arada. 3 sayılık.
Lloyd'u bu bölümde aktif etmeye çalışıyor Votaş ama Lloyd henüz tam istediği ritmi tam bulamadı. Pres, tam sağ prese başladılar. İrem Naz topuz. Işıl Alben. Fahriye Abdi'yi çağırdı perdeye. Işıl. Moria Jefferson. Jefferson girdi içeri. Top elinden kaçtı. Top kaybı. Top kaybı. Hızlı hücum şansı. Kübra. Lloyd yanında. Kübra ona verdi. Lloyd turnikeyi bıraktı. Basket geldi. Lloyd farkı 12 sayıya indiriyor. Fahriye Abdi. McAuley. Işıl Alben. Işıl bıraktı Moria Jefferson'a. Jefferson son anda yakaladı. İrem Naz topu 3 sayılık atışı. İrem Naz'ın isabetli değil. Rebound mücadelesi top Fahriye Abdi'de kaldı. Fahriye Abdi bir de o denedi, isabeti buldu. Fahriye Abdi ikinci yarıda üst üste dış şutlarla isabetleri buldu. Farkı yeniden dönen 15 top sayıya taşıdı. Mola az sonra birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Fahriye Abdi'nin 3. çeyrekteki muazzam performansıyla fark 15 sayı civarında dolaşıyor. Fahriye Abdi de 15 sayıya ulaştı. Herhalde 2. yarının 3. çeyreğin en evet etkili oyuncusu desek yanlış olmaz. 11 sayı ortalamasıyla oynamış 11 maçı. Şu anda daha 15 dakika var. 15 sayı buldu. Eli titremeden atmaya başladı Fahriye Abdi dışarıdan. Oyunda kalmaya da devam ediyor Lloyd. Melis Gülcan. Olcay Çakır Turgut. Olcay Melis içeride. Melis Gülcan uzakta aldı biraz. 2 saniye. 1 saniye Melis. Topu yerden bir türlü göğüs seviyesini çıkaramayınca 24 saniye süresi doluyor. Alçaktan topu alınca zorlandı o da. Büşra ile Olcay değişiyor şimdi. Alperi. Tam sağ pres devam ediyor Botaş'ta. Alperi Kübra'ya kaptırdı. Kübra ama Büşra'ya doğru. İrem Naz girdi araya bu kez de. Üst üste top kayıpları. Evet. Melis Gülcan araya girdi. Melis potaya gidiyor Melis. İki ondan atış. Müdahale faul. İrem Naz topuz. Ve Alperi oradalardı. 7 numara Alperi'ye çalındı faul. Evet. Ya çok basit top kayıpları. Önce Botaş çaldı, Galatasaray çaldı, sonra Galatasaray kaybetti ve iki atışla neticelendi. Melis'in ilk atışı isabetli. Melis Gülcan tam sağ pres ikinci atışını kaçırıyor. Devam ediyor. Fahriye Abdi. Alper'i bıraktı, Işıl Alben. Alperi Onar. Galatasaray 3 kısayla. Melis Gülcan indirdi. McAuley dönerek atışı isabetli değil. Savunma reboundu Kübra'da. Kübra Erat. Melis önünü açtı Kübra'nın. Kübra. Fahriye Abdi'yi aldı karşısına. Melis içeride top istiyor. Ters tarafta Lloyd boş. Lloyd indirdi Melis'e. Melis. Orada ters bir eşleşme avantajı var. Avantajı var Alperi evet üstünde. Basketi buluyor Melis Gülcan. Bu bölümde Botaş'ın pres evet dozajı arttı. Melis bir de orta mesafe. Bu da isabetli. Üst üste yani basketler Melis Gülcan'dan. Fark 10 sayıya indi. Mola sonra beraberiz. Başka. 48-38 fark 10 sayıya indi. Bu bölümde de Melis Gülcan'ın etkili oyunu var. 10 sayıya ulaştı Melis. Üst üste bulduğu basketlerle farkı da 10'a indirdi. Pres devam ediyor. Büşra Kübra İkilisiyle Lloyd ve son saniyede geçtiler. Fahriye Abdi ikili sıkıştırma geldi. Faul oldu. Evet. Doğru, doğru. Kübra'ya para çalındı faul. Bizim de en net gördüğümüz faul oldu herhalde. Tam önümüzde hemen oldu. Oldu. Sinem topu oyuna soktu Galatasaray'da. Sinem Ataş. Bu hücum önemli Galatasaray için. Sinem önü boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu. Büşra orada rebound aldı ama Işıl Alben yine doğru yerde topu çaldı. Işıl zaten hep doğru yerde biliyor musun yani yıllardır.
Jefferson sol forvette boş kaldı. Jefferson 3 evet, çok... sayılık basket nefes aldırdı Galatasaray'a. Krizden çıkarttı Galatasaray'ı. 51-38. Joel Lloyd. Hoca da topu elden veriyorsunuz. Nasıl kazanacağız maçı diyor Önder Hoca. Haklı. Melis onun üçlüğü isabetli. Melis Gülcan çok ısındı. 13. sayısı Melis'in. 51-41. Melis Potaş'ı ayakta tutuyor. Yine bir foul oldu. Şu an hücumlar tamamıyla Melis üstünden dönmeye başladı. Evet. Şimdi sıcak el Melis. Başka bir şey aramaya gerek yok. Oyuncular da veriyorlar. O da atıyor. Işıl topu oyuna soktu. Moria Jefferson. Jefferson'ın üçlüğüne karşılık geldi hemen. McCauley indiremedi içeri. Williams araya girdi. McCauley. Sinem. McCauley. McCauley. Williams'ın üstünden denedi. İsabetli değil. Rebound mücadelesi. Melis. Jefferson yerde kaldı. Melis girdi. Oraya o taş topu olacak. Orayı karıştırdı Melis. Moria Jefferson'dan dışarı gitti top. Şimdi Grigalauskaite oyuna giriyor. Uzun zamandır adını söylememiştik. Evet Ali, sen bir düşündün konuda, bence söylemeden önce. Sen bu konuda çok güzel telaffuzu kaptın. Dikkat ettin, ben adını söylemiyorum. Oyunda. Sen Litvanyalı diye söylüyorsun genelde. Monika. Melis Gülcan. Melis Gülcan bu kez top kaybetti topu. Moria Jefferson. Jefferson boş turnikeye gidiyor. Melis Gülcan. Bu maçtaki en kolay basket oldu. Galatasaray adına. Üst üste kritik hücumlarda basketi bulmuştu Melis. Bu kez kolay top kaybı yaptı. Williams, Melis Gülcan. Savunmanın sertliğini artırdı Galatasaray. Bunun da karşılığını boş turnikeyle gördü. Kübra. Melis'i arıyorlar yine. Melis 5 saniye kaldı. İçeri girdi Williams. 2 saniye el üstünden isabeti buldu. Çok önemliydi bu. Elizabeth Williams. Melis'in asistinde basketi buluyor. 10 sayının altına düşmedi fark. Grigalauskaite. Jefferson. Işıl Alben. Fahriye Abdi. Melis onu potaya yaklaştırmadı. Şimdi Fahriye Abdi onun üstünden denemeye çalıştı. Melis Gülcan faul yapıyor. Fahriye Abdi iki atış kullanacak. Sol bileğine vurmuş. Bu arada Işıl kenara geldi. Evet. Eda Şahin oyunda. Botaş'ta da Olcay Çakır Turgut az sonra oyuna girecek değişiklik sandalyesinde. Efe tabii şunu biliyor. Efe Koç. Yani Işıl'ın 4. periyotta tamamında sahada olması lazım. Çünkü fark yani böyle 10 sayı 12 sayı gidiyor geliyor. Maç aslında ortada, kopmadı maç. Işıl'ın da biraz dinlenmesi gerekiyor tabii, bu bölümde. Tabii ki, tabii ki. Çünkü sahada Jefferson var. Jefferson olunca Eda Şahin'le birlikte topu ileriye taşıyabilirler. Fahriye Abdi'nin şu an 17 sayısı var. Hocam ilk yarıda 7 sayısı vardı sadece. Evet, 10 sayı attı 10 sayı. Maçın 8 dakikasında 3. çeyrekte. Müthiş oynadı Fahriye Abdi. Şimdi foul problemi de yok tabii. 2 foul de kaldı o. İlk 3 dakikada yaptı. 2 foul'ün üstüne foul de yapmadı. Çok önemli bir oyuncu. Yani dışarıdan şutu olan 4 numara. Çok değerli. Olcay. Williams topu istiyor ama Grigalauskaite iyi savundu orayı. 5 saniye kaldı hücumun sonuna. Zor top. Williams basketi bulamadı ama foul var. 2 atış kullanacak. Elizabeth Williams. Israrla içeriye o topu attılar. Grigalauskaite foul yapıyor. 3. faul oldu. Grigalauskaite'nin. Şimdi Williams serbest atışları kullanıyor. İlk atışı isabetli Elizabeth Williams'ın. Elizabeth Williams ikinci atışını kaçırdı. Arya Abdi savunma reboundunu aldı. Moria Jefferson. Grigalauskaite. Eda. Eda Şahin. İçeri yöneldi. Önü boş kalınca orta mesafeyi kaldırdı. İsabet foul. Yok. Kübra reboundu almıştı. Fahriye Abdi. Üçüncü foul oldu değil mi? Evet.
Fahriye Abdi'nin de 3. faulü. Herhalde onu bir değiştirecek gibi. Magoli kenarda. Oyuna Koç. Girecek şimdi. Evet, Fahriye Abdi ile değişiyor. Evet. Magoli, o da bir süredir dinleniyordu. Hem Fahriye Abdi'nin hem Işıl'ın 4. periyotta sahada olmasını istediği için 1-23 kala 3. faul. Yani şimdi 4. faul olursa son periyotta daha sıkıntılı olur onlar için. Bu arada Krvaçević ilk defa 3. periyotta oyuna girecek. Uzun süredir oyunda değildi. Melis orayı çok iyi oynadı. Kimle değişiyor? Kısalardan birini aldı. Sinem'le değişti Işıl Alben. Melis'i 3 numaraya çekti. Krvaçević de Kübra'nın yerine oyunda. Evet. Son öndeki baskıyı kim yapacak? 1,5 dakikanın içindeyiz 3. çeyrekte. Eda Şahin. Eda. Gregoros Kayt'a yaklaştı ona. McCauley. Moria Jefferson. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Eda Şahin. Moria Jefferson. Olcay karşısında. Eda indirdi içeri. McCauley 2 saniye. 1 saniye. Zor top. Jefferson. 3 sayılık atışı. İsabetli değil. Rebound mücadelesi. Eda Şahin. Topu orada içeride tutmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Çizgiye bastı değil mi? Çizgi evet. İhlali. 54 saniye. Galatasaray da tam sağa baskıyla karşılık veriyor Botaş'a. Melis Gülcan. Takım faulleri dolu. Büşra. Olcay. Elizabeth Williams. Kimse çıkmadı perdeden. Olcay Çakır Turgut indirdi içeri. Melis. 4 saniye kaldı. 3 saniye Melis. Atışında isabet yok. McCauley orada topu. Işıl Albin'e kazandırdı. Işıl. Moria Jefferson boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Moria Jefferson'ın sonrasında faul. McCauley değil mi? McCauley faul yaptı. Evet. McCauley. 3. faulü. Victoria McCauley'nin. 2 atış. Şimdi serbest atışlar kullanılacak. Fark 9 sayı. 7 sayıya inebilir. Galatasaray hücumu olacak. Tabii ki sayı olur da top Galatasaray'a geçerse, girmez de rebound olursa farklı bir şey de olabilir. Krivacevic ilk atışında isabet var. Uzun zamandır ilk defa 8 sayıya düştü. Evet, oyun ortada şu anda. Belli bir süredir dördüncü çift tanelerde geziyordu oyun. Evet, 4. periyotun başı çok önemli olacak Ali. Fahriye Abdi'nin çok sıcak olduğu bölümde 15'e kadar çıkmıştı fark. Şimdi yeni sayıya indi. Fahriye Abdi ile Alperi oyuna giriyorlar. Evet, şimdi Eda ve Grigoros Kayt'a kenarda. Hücum olduğu için 3 faullü ama Abdi'yi kullanacağız hücumda. Işıl'ı da aldı. Son 20 saniye 3. çeyrekte. Alperi Onar. Önde baskı var Botaş'ta. Işıl Alden. Moria Jefferson. 10 saniye kaldı. Fahriye Abdi dışarıya çıktı. McCauley yaklaştı ona. Moria Jefferson. McCauley tepede boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. Savunma reboundu Melis'te. 3. çeyrek sona eriyor. Galatasaray'ın 55-48'lik üstünlüğü var. Fark 7'ye indi. Az sonra birlikteyiz. Son çeyreğe Galatasaray 55-48 önde giriyor. Ankara Spor salonunda Botaş deplasmanında artık çok kritik bölümlere doğru yavaş yavaş gireceğiz. Galatasaray'da Fahriye Abdi 17 sayıyla oynuyor. Şu ana kadar da maçın en skorer ismi, muazzam bir 3. çeyrek geçirdi. 10 sayısı var 3. çeyrekte Fahriye Abdi'nin. Diğer tarafta Melis Gülcan Botaş'ta 13 sayıyla oynuyor. O da 3. çeyreği iyi geçiren isimlerden biri. Reboundlarda 31-21 ama fark 7 sayıya düştü. Aslında ikinci çeyreğin sonunda 10 sayıydı. 3 sayılık 20-17'lik bir Botaş üstünlüğü var. Ve güzel bir son periyot. Son çeyreğe Galatasaray başladı. Işıl Alben. Işıl, Moria Jefferson. Büşra karşısındaydı. McCauley. McCauley. İrem Nas topuzu orada top kaybı görmeye çalıştı. Uzağına attı biraz. Top kaybı Galatasaray'da.
Botaş'ta bu hücumdan sayı çıkarması durumunda sadece oyun olarak değil skor olarak da tamamıyla maçın içine girmiş olacak. Olcay Çakır Turgut. Baskı var McAuley'den. Büşra. Krivaçeviç topu istiyor. Aldı şimdi. Krivaçeviç içeri yöneldi. Krivaçeviç isabetli buluyor. Çok zor basket Krivaçeviç'ten. Fark 5 sayıya indi. 55-50. Çok değerli bir sayıydı. Fark da 5 sayıya düştü. Fahriye abi indirdi McAuley'e. McAuley'e blok geldi blok Williams'dan. Geldi. Elizabeth Williams. Muazzam bir savunma katkısı. Büşra. Krivaçeviç. Büşra boş kaldı. Şut kaldırmadı. Olcay. Krivaçeviç istiyor topu yine. Olcay Çakır Turgut. Krivaçeviç'in arkasında Jefferson'la Işıl var. Melis adımladı. Orta mesafesi airball. İyi kullanamadı bu topu Botaş. Oradaki, uzun bir beşli oyunda Botaş. Ters eşleşmeyi göremedi Botaşlılar. Işıl Alben. Bu arada Javelt Lloyd'u tercih etmedi Ender. Şu anda da Kübra giriyor değil mi? Evet. Kübra ile kim değişiyor? Olcay. Olcay kenarda, Kübra oyunda. Uzun bir beşli bu arada. Parkede Botaş, evet, hem Melis, evet, hem Krivaçeviç, hem Williams oyunda. Evet. İşte Melis 3 numarada, Krivaçeviç 4'te. McAuley. Reboundlarda problem olunca Ender herhalde onu düşündü. Moria Jefferson. Jefferson 2 sayılık atışı isabetli değil. Orada rebound McAuley ile kaldı. Sonrasında faul var. McAuley. 6 numara Büşra yaptı faulü. Kritik bir hücum reboundu aldı McAuley burada. Zamanlama hatası yapmış Krivaçeviç. Evet. Şimdi 2 atış kullanacak McAuley. İki takım için de faul atışları bence bu periyota damga vurabilir. İlk atışı isabetli McAuley'nin. Botaş 21 faul atışı kullanmış. Ali. Galatasaray 8, 9. Bu 10. oluyor. 21'e 10. 2'de 2 attı McAuley. Fark, evet, 7 sayıya çıktı. Bu çeyrekte. Tam sağ Galatasaray'dan şimdi tam sağ baskı var. 1,5 dakikada 2 takım faul yaptı Botaş. Galatasaray daha çok çizgiye gelebilir son çeyrekte. Williams'tan bir top kaybı daha. Topu kontrol etseydi çember altında bomboştu. Az önceki blok görüntüye geliyor. Elizabeth Williams McAuley'e müthiş bir blok yaptı. Moria Jefferson topun kontrolünü kaybetti. Ayağına çarptı top. Kübra. Melis Gülcan hemen içeri girdi. Melis attı havaya. Elizabeth Williams. İki kişi var arkasında. Moria Jefferson aldı orada topu. Sonrasında Kübra. Kübra yerde kaldı. Oyun devam ediyor. 3'e 1 hücum Galatasaray'da. McAuley. Işıl Alben bomboş. Işıl üçlü isabetli değil. Moria Jefferson koştu oraya. Top Botaş'ta. Top kaybı. Top dışarıda. İlginç şeyler oldu. Az önceki İki mücadele hücumda. Pozisyon ilginçti. Evet. Koç Ender Kaya'nın da itirazı var. Botaş baş antrenörü. Bir kez daha görüntüye geliyor o anlar. Büşra. Williams'a indirdi. Elizabeth Williams. Melis yaklaştı ona. 5 saniye var. Elizabeth Williams yardım savunması geldi. McAuley'den işe de yaradı. İkili sıkıştırma şimdi. İrem Naz topuza faul var. Krivaçeviç'e mi? Evet. Krivaçeviç'e faul çalındı. Krivaçeviç'in ilk faulü bu. Takım faulü 3 oldu bu arada Botaş'ın. Galatasaray bu periyotta faulü yok. Özellikle Galatasaray'ın çizgi performansı son çeyrekte çok önemli olabilir. Evet. Çünkü daha 3. dakikada 3 faul oldu. Takım faulü doğru. Bu arada Javelt Lloyd'u oyuna alıyor Ender. Kısalardan birisini kenara alacak. McAuley. McAuley müthiş. Ayakları çabuk bir 5 numara. Işıl Alben. Kübra karşısında Işıl çizgiyi kullandı. McAuley 3 saniye kaldı. Williams'ın üstünden atışı isabetli değil. Krivaçeviç savunma reboundunu aldı. 3'e 2. Melis Gülcan. Hemen potaya doğru hareketlendi yine Melis. Dışarı doğru döndü. Krivaçeviç 3 sayılık atışı isabetli. Krivaçeviç maçın başında bir üçlük atmıştı. Bu çok, evet, daha kritik.
Fark 4'e indi. Fahriye Abdi'den bir karşılık gelir mi şimdi? Bakalım top kimin elinde olacak? Moria Jefferson önünü açtı, basketi buldu. Moria Jefferson. Mola geldi. 59-53 Botaş molası. Büşra'ya kızıyor hoca. Değil mi? Tepeden bomboş turnike oldu. Tabii ki. 59-53 durum. Galatasaray'ın 6 sayılık üstünlüğü var. Son bölüme bayağı çekişmeli evet. Bir şekilde gireceğiz. Galatasaray kaçıyor. Botaş da kovalıyor. Sanki yani maç sonuna kadar gidecek gibi. Şimdi şu deminki Jefferson'ın attığı turnikede tabii ki Büşra'nın defans hatası oldu. Koç da ona kızdı. Ama daha çok süre var. 6-24. Maç ortada. Bakalım. Melis Gülcan. Büşra. Işıl Alben savunmasında Büşra'nın. Joel Lloyd da oyunda. Botaş'ta. Krivacevic. Evet, Krivacevic'e çıkarak öbürlerine biraz gömülerek defansa devam ediyor Galatasaray. Kübra temas aldı, içeri girdi. Melis Gülcan. Melis Gülcan McCauley orada. Blok geldi. Hücum süresinin sonunda doldu. Bloğa geldi. 24 evet. Saniyenin sonunda. İşte burada Melis içeri doğru yöneldi. Voleybolcu smaçı gibi bir blok oldu. Süre dolmuştu zaten. Evet. Moria Jefferson. McCauley. Krivacevic'in üstünden atışı isabetli değil. Kübra savunma reboundunu aldı. Kübra Ayrat. Hemen rakip yarı sahaya çıktı. McCauley'e faulü yaptırdı. Galatasaray'ın ilk takım faulü bu çeyrekti. Evet. Bu şimdi... Galatasaray için önemli. Bu avantaj Galatasaray için. Bu arada Williams kimle değişiyor? Elizabeth Williams Melis'le değişiyor. Melis biraz yoruldu tabii. Hücumda çok katkı verdi bugün. 13 sayıyla bence iyi iş yaptı. Melis Gülcan kenara geldi. Elizabeth Williams. Galatasaray'da da Grigalos Kaite oyunda. Şimdi Büşra atışı isabetli değil. Savunma reboundu İrem Naz'da kaldı. Moria Jefferson. Işıl Alben. Büşra karşısında. Yine bir oyuncu değişikliği var. Botaş bir türlü sağdaki o beşini bulamadı. Işıl. Fahriye Abdi. 5 saniye 4. Fahriye Abdi 3 saniye kala. Atışı isabetli değil. Savunma reboundu Krivacevic'te. Kübra. Krivacevic. Büşra. Krivacevic devrildi içeri. Büşra ona attı. Krivacevic atışı isabetli değil. Faul var. İki atış kullanacak Krivacevic. Grigalos Kaite faul yapıyor. Bu da 4. faul oldu. McCauley 4 faul Galatasaray'da. Ya Galatasaray daha 5 dakika. 4.58 var. İçeriden sıkıntı yaşayabilir. Olcay oyunda Botaş'ta. Büşra kenara geldi. Krivacevic ilk atışını kaçırdı. Krivacevic ikinciyi de kaçırıyor ama kendi hücum reboundunu aldı. Çok önemliydi burası Botaş için. Şimdi Williams bomboş kaldı. Basketi buldu Williams. Farkı 4 sayıya indirdi Botaş. Tam sağa devam. Önde baskı var Botaş'ta. Fahriye Avdi, Işıl Alben. Moria Jefferson. Grigalos Kaite. 3 sayılık atışı isabetli değil. Kim Işıl Alben de kalıyor top. Anlaşamadı. Botaş savunması rebound konusunda. Fahriye Avdi üçlü isabetli değil. Savunma reboundu Lloyd'da, o da kaybetti. Bu sefer de Jefferson aldı topu. Botaş'ta oyuncular savunma reboundlarını kaybediyorlar. İki kısa, iki tane çok önemli topu ellerinden aldı Botaş'ları. Işıl Alben, İrem Naz topu, pas ve iki. İki saniye kaldı, bir saniye doldu. İrem Naz, 24 saniye doldu. İrem Naz'ın orada... Saate biraz bakmadı. Bakmadı evet, farkında değildi. Topu kaybetti İrem Naz, şimdi Melis Gülcan. Joel Lloyd'la değişiyor. Joel Lloyd'u tekrar aldı. Yine herhalde, uzadı Botaş. Herhalde bir daha da oyuna sokmayacak bence. Ender. Melis, Williams ve Krivacevic üçlüsü yine oyunda. McCauley oyunda.
Biri daha çıkıyor. Sinem oyuna giriyor Galatasaray'da. Kim? İrem Naz çıkacak. İrem Naz çıkacak. Evet. Kübra topu oyuna sokacak Botaş'ta. 4-0-8 var maç sonuna. 4 sayılık fark Galatasaray lehine. Olcay. Krivacevic. Olcay Çakır Turgut. Olcay sağından girdi içeri. Pas attığı yerde McAuley var. Hızlı hücum şansı şimdi. Işıl Alben. Işıl acele etmedi. Sete oturttu hücumu. Moria Jefferson'la oynadı. Moria Jefferson. McAuley perdeye geldi. Jefferson. Melis Gülcan kovaladı onu. Işıl Alben. İçeri yöneldi. Işıl dışarı çıkardı. Jefferson. Fake. 2 saniye kala. Moria Jefferson. Çok önemli bir Çok iyi dolaştırdı Galatasaraylılar topu. Çok önemli bir de son saniye basketi. 61-55. Tabii ki daha çok var süre şu anda. İki takım içinde. Melis Gülcan isabeti bulamadı atışında. Jefferson. Işıl. McAuley perdeye gitti. Işıl Alben. Barya Abdi. Barya Abdi üçlü isabetli ama Krivacevic'in orada. Müthiş. Ayağına bir kramp girdi öyle sanıyorum ki. Çok kritik bir basket. 64-55. Melis Gülcan. Barya Abdi'nin de 20 sayısı olduğu Melis. Topu kaybetti. Kritik top kayıpları. 2,5 dakikaya giriyoruz. 64-55. Büşra oyuna giriyor. Botaş'ta. Krivacevic kenardan. Bu top kaybı Botaş için tabii ki o yakalama şeyinde önemli bir top kaybı. Çünkü ellerindeydi top. Galatasaray bunu kullanırsa az önceki pozisyona tekrar bakacak hakem arkadaşlar. Bakılacak. Top kimden çıktı diye, değil mi Ali? Evet. Yani eline çarptı mı? Ben sanki çarpmadı gibi gördüm ama. Bir kez daha gözden geçirilecek. Biz de görebiliyor muyuz buradan? Karardan sonra tekrar bakacağız. Ekrana getireceğiz. Evet. Şu an bence top Galatasaray'da. Bir kez daha izleniyor pozisyon. Evet. Çok kritik kararlar tabii artık. Tabii şu anda artık her topun çok değeri var. Fark 9 sayı ama 2.35 şu anda uzun bir süre. Çünkü yani top gidiyor geliyor. Her an tam sağ preste top kaybolup kolay basketler ama Fahri Abdi'nin şu üçlüğü Galatasaray'a çok büyük bir avantaj getirdi. Şimdi karar. Karar açıklayacak. Hakem Fatih Güler. Verildi. Evet. Fahri Abdi'nin pozisyonu tekrar. Ha, o üçlüğe bakmışlar. Üçlüğe incelendi. Evet. Fahri Abdi'nin pozisyonu. Evet. Evet. Top karar değişmedi zaten. Top Galatasaray'da. Zaten Galatasaray'daydı. Işıl Alben. Moria Jefferson. Sonuna kadar oynayacaklar artık her topu Galatasaray. Jefferson. Perde çıkışı. Döndü Sinem'e. Sinem'in üçlüğü isabetli değil. Boş dönüyor Galatasaray bu hücumdan. Tabii aslında Botaş. Boştu. Yani bu topu atacaksın abi. Botaş 2 dakikada 3 faul yapmıştı ama neredeyse 6 dakikayı faulsüz geçti. Evet. Burası da savunma formu açısından önemli. Son 2 dakikaya girdik. Olcay. Olcay çok güzel indirdi. Müthiş. Melis Gülcan. Gördüm. Orada Fahri Abdi faul yapıyor. 4. faulü. Melis 2 atış kullanacak. Botaş bir şekilde oyuna tutunmaya çalışıyor. Süre azaldı artık. Vakit daralıyor. Fark 9 sayı. Melis 2 atış kullanacak. Tabii o farkı 4 sayı indirirken Botaş çok ekstra efor sarf etti. Galatasaray'da evet bunların hepsi yorgunluğun belirtileri. İlk atışını kaçırdı Melis. İkinci atışı isabetli.
1.58. Önde baskı evet. Devam ediyor. Bakalım. Işıl Alben topu oyuna soktu. Oraya Jefferson. Jefferson rahat çıkardı topu. Rüzgar gibi var hani hiç. Ya pasla falan değil, direkt driplingle herkesi geçip çıkıyor prese. Sinem. Işıl Alben. Olcay karşısında. McCauley. 3 saniye. McCauley girdi, potaya gitti. İsabet yok. Jefferson. Bir mücadelesi, top Fahri Avdi'de kaldı. Jefferson tokatladı dışarıya topu. Işıl. Işıl Alben. Fahri Avdi. Fahri Avdi atışı isabetli değil. McCauley hücum reboundunu evet. Aldı. Basketi yaptı. McCauley. Ve çok kritik bir basket McCauley'den. Noktaladı. 10 sayı. Bundan sonra artık çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Melis Gülcan. Melis. Faul var. Son bir dakikaya girdik. 66-56 durum. 10 sayılık var. Galatasaray lehine. Fark bir 4 sayıya indi ama Galatasaray tabii tecrübesiyle, yani dediğim iki oyuncunun maçın başındaki, bak, Işıl kaç sayıyla oynuyor Ali? Olcay içeri girdi şu an. Blok. Galatasaray'da Işıl Alben iki sayıyla oynuyor sadece. Ama yaklaşık 30 dakikadır oyunda, yani oyunu hep kontrol etti. Tecrübesiyle bu arada mola aldı. Botaş Ender. Molasına gidiyoruz. Az sonra birlikte olacağız. ...66-56'lık Galatasaray üstünlüğüyle son 50 saniyeye girdik. Artık Galatasaray kazandı diyebiliriz maçı. Üst üste iki mağlubiyetten sonra galip gelmiş olacak Botaş karşısında. Deplasmanda. 8 galibiyetli Botaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı. Aldı derken daha 49 saniye var ama 10 sayılık fark. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Yani, tabii basketbolda her şey oluyor. Bunlara şahit olduk ama evet. Kadın basketbolunda çok kolay değil 49 saniyede, ki 4.7 saniye var top Botaş'ta. Kübra topu oyuna sokacak. Lloyd tekrar oyuna girdi Botaş'ta. Kübra Erat topu oyuna sokuyor. Melis boş kaldı, camdan yararlandı, basketi buldu. Melis Gülcan. Fark 8 sayıya indi yeniden. Fahri Abdi. Moria Jefferson. Jefferson ilk anda atmadı McCauley'e. Hemen özür diledi ondan vücut diliyle. Işıl Alben. Işıl Büşra karşısındaydı. 5 saniye. Tekrar Işıl. 3 saniye kaldı Jefferson. Moria Jefferson topu elinden çıkardı ama 24 saniye süresi doluyor. Galatasaray'ın. Evet. 23 saniye kaldı bitime. Melis Gülcan. Melis dışarı çıkardı. Kübra 3 sayılık atışı isabetli değil. McCauley rebound aldı. Işıl Alben topu getiriyor. Sinem Ataş atışı isabetli. Sinem de basketi buldu. 70-58. Ve maç sona eriyor. Galatasaray Botaş'ı deplasmanda 70-58 mağlup ediyor ve 2 maç kayıptan sonra kazanıyor. Biz de yavaş yavaş yayınımızı toparlıyoruz. Ben Ali Yönetçi, bu maçın anlatımında Ali Kavaklıoğlu'yla birlikte sizlerle olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.